Herkese merhaba. Bu videomuzun konusu bildiğiniz gibi Selenium Basic'e geçiş. Videoya başlamadan önce bir beğeninizi alırım. Öncesinde de yeni bir programımız yolda hazır. Son denemelerini yapıyoruz. Bu programı geliştirmemde ve arayüzde Ahmet Erdoğan arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok katkısı geçti kendisine. Çok teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi program yine arşiv ve filtrelerden oluşuyor. Mesela bugünkü sonuçları, analizleri, bunlar da işte sonuçları şu anda gösterdiğimiz. Bu da günlük olarak çıkardığı kupon. Mesela bu bugün çıkartılmış. 29 Mayıs maç 3'te başlıyormuş. Sonuçları burada. %88 başarısı, %83, %80, %78, 4 tane maç çıkartmış. Bunların sonuçlarına bakılacak. Yarın zaten açıklanır. Onları buradan çıkartıyor. Bunların da sonuçlarını yarın olmasa paylaşırız. Şimdi bildiğiniz gibi bu program yine oranla çalıştığı için, oranla çalışan programlarda verileri aldığımız site artık alamıyoruz oradan. Onun sebebi de bildiğiniz gibi VBA kodları Internet Explorer ile çalışıyordu. Artık yeni site tasarımlarında Internet Explorer yavaş yavaş tedavülden kaldırılıyor. O yüzden Chrome'la, Edge ile, Firefox veya Opera ile çekilebilecek bir yazılım lazımdı bize. Bunu da Selenium Basic'te yapabiliyoruz. Şimdi Selenium Basic şeyimize başlayalım. Nasıl oluyor, nasıl bitiyor, ne oluyor? Yani bu programı isteyen, OSPOIS programı var yine oranla çalışan. Yani oran çekmekte ki diğerlerini de büyük ihtimalle site diğerlerini de geçirecek. Yani artık büyük bir ihtimalle diğerlerini de normal şartlarda çekemeyeceğiz. Yine Selenium Basic ile çekeceğiz. O yüzden bir an önce bu Selenium Basic olayına alışmanız gerekiyor. Hem hızlı hem kolay hem daha ne diyeyim şeysiz, hatasız. Yani başladığımı bitiriyor. Hiç yarı yolda bırakmadı şimdiye kadar. Tabii ki bunun da biraz kurması biraz sorunlu ve takip etmesi de biraz sorunlu. Şimdi başlıyoruz. Evet, bildiğiniz gibi herhangi bir internet sayfamızı açtık. Şuraya Selenium Basic 2.0.9.0 download yazıyorsunuz, enter'a basıyorsunuz. İlk gelen siteye github.com'a basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi şurada. Açtığınız zaman şurası çıkıyor. Ve şurada bakın Selenium Basic 2.0.9.0.exe yazıyor. Bunu tıklamanız yeterli. Hemen indi burada. Ben daha önce indirmiştim. İkinci kez izliyor. Bunun artık şu ana kadar en son versiyon bu. Bundan sonra da hiç güncellenmiyor. Sadece bu oluyor. Şimdi bunu ben bu videonun altına koyacağım. İndirebileceksiniz. Eğer X'e izin verirse, vermese de zip yapıp yine koyarım. Bu videonun altından da bunu indirebilirsiniz. Buradan şey yapmanız şart değil. Şimdi indi diyelim. Klasörümüze gidiyoruz. Şurada gördüğünüz gibi inmiş. Tamam mı? Bunu direkt kurabilirsiniz. Hemen iki kere basıyorsunuz. Şu şekilde çalıştır diyorsunuz. Bu şekilde kuruluyor. Tamam mı? Kuruyorsunuz. Bitiyor bu iş. Şimdi ikinci bir işimiz var. Bu nereye kuruluyor? Kurulduğu yer şurası. Hatta geliyorsunuz, bilgisayara giriyorsunuz, bilgisayarda C'ye bastıktan sonra bazı şeyler görünüyor. Şurada görünüm yazar. Görünümde göster yazdığınızda şurada gizli öğeleri göster tikli olması gerekiyor. Tikli olmazsa böyle bir şey görürsünüz. Şuradan kullanıcılara basacaksınız. Ondan sonra sizin kullanıcı adınız neyse, benimki Yücel mesela, Yücel'e bastım.
şurada çıktı. Şu anda aradığınız şey burada yok. Neden? Çünkü şu görünümlerde göster deyip şurasının işaretlerini, gizli yerleri göster olması lazım. Gizli yerleri göster dediğinizde şurada App Data var. Gördüğünüz gibi. İki kere tıklıyoruz. Açıyoruz. Lokal var. Lokalı tıkladık. Sonra aşağı doğru inemizde S harfine geldiğimizde şurada gördüğünüz gibi Selenium Basic buraya yüklenmiş oluyor. Normalde yüklü, siz de yani daha önce yüklememişseniz yoktur, bulamazsınız. Yükledik, burada açtık. Bu kaldı. Bu elimiz cepte. Şimdi Chrome'a geliyoruz. Chrome'a göre ayarladım ben programları. Eğer Chrome'la çalışmıyorsanız indirmenizi tavsiye ederim. Çünkü herkes ayrı ayrı tarayıcı ayarlamak zor şeyde, makrolarda. Şimdi boş bir sayfaya geldiniz. Şuradaki 3 noktaya tıkladık. Aşağıya geldik. Yardıma tıkladık. Google Chrome hakkında dedik. Bastık. Şurada Chrome'un güncel versiyonu yazıyor. Gördüğünüz gibi 113. 113.0.56.72.127. Gördünüz mü? Gördük. Bu burada kalsın. Tekrar yeni bir sayfa açıyoruz. Buraya Chrome Driver yazmanız yeterli. Ya da direkt yani Chrome Driver yazmanız yeterli. Chrome Driver yazdığınızda şöyle bir sayfa açılacak. Gördüğünüz şekilde. Şu anda benim güncel versiyonum 113 ile başlıyor. 113 ile başladığın, 113 ile başlayanın en sonuncu versiyonu alabilirsiniz. Bak mesela 113 056.72, 113 056.63. Şu sonları çok önemli değil. 113 ile başlaması yeterli. 113 ile başlaması yeterli. Benimki şu anda daha bak 114 var Chrome Driver ama bizim daha güncelleme gelmemiş Chrome'un kendisine. 113'ü bulduk şu. Tıkladık üzerinize. Şöyle bir şey açıldı. Burada Chrome Driver Win32 Zip yazıyor. Gördünüz mü? Buraya tıklıyorsunuz ve bu da aynı yere iniyor. İndirilenlerin içinde şu an evet şurada gördüğünüz gibi zip olarak Chrome Driver Win32 zip olarak indi. Bunu zaten hep zip olarak iniyor. Haberiniz olsun. Benim zaten daha önce indirdiklerim var burada. Bunları falan ben sileyim mesela. Sizde böyle bir şey olmayacak. Direkt böyle bir şey çıkacak. Şimdi bunu açıyorsunuz, çıkartıyorsunuz yani şeye, normal Chrome'a. Hatta herkesin 113 ise bunu da yine bu videonun altına koyarım ama daha sonra bu değişecek. Haberiniz olsun. Evet, şuraya attı gördüğünüz gibi. Şurada iki tane şeyimiz var. Chrome Driver diye. Bunların ikisini de kopyalıyoruz. Bu Selenium Basic'in içerisine yapıştır diyoruz. Onları kopyala. Selenium Basic'e yapıştırdın. Şöyle bir şey çıkacak. Hedefteki dosyaları değiştir diyeceksiniz. Ondan sonra tamam. İşlemimiz bitiyor. Hepsi bu kadar. İleride programı çalıştırdığınızda, şu programı çalıştırdığınızda makro bir hata verdiğinde anlayın ki Chrome'un güncellenmiştir. Driver'la birbirini tutmuyordu. Şimdi Chrome güncellediğinde 114 olduğunda buradan da yine 114'ü indirip aynı yere kopyalamamız gerekiyor. Selenium Basic'in tek sizi uğraştıracak tarafı bu. Bunu çözdüğünüz takdirde program hiçbir hatasız bir şekilde çalışacaktır. Şu anda yine aynı liste çekiyoruz. Tek maç analiz edebiliyoruz. Tümünü analiz edebiliyoruz. Çoklu maç analiz edebiliyoruz. Yine tüm listede iddiayı buradan indirebiliyoruz. Yine tüm ligler ve ana ligler olmak üzere burada maçları indirebiliyoruz. Önceden tıklayarak. Onları da yine buraya atıyor kendisi. Bütün burada 125 tane ana lig olarak hesaplanmış. 115 tane. Bunların hepsini Ahmet arkadaşımız yaptı. Kendisine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Bu tür programları geliştirmek için birlikte çalışıyoruz zaten. Evet, bu programda hazır dediğim gibi buna sahip olabilmek için katıldan yüzbaşı
seviyesinde katıl yapmanız gerekiyor. Yine 2 haftada, ayda bir ben sadece arşivi size gönderebilirim. Yani 2 haftalık arşiv yeter herhalde. 2 haftada bir arşivi istediğiniz takdirde, zaten Telegram grubunda olanlar istediği zaman da yine gönderiyorum. Arşivi ben size göndereceğim. Siz aynı şekilde analiz yaptıracaksınız. İstediğiniz maça, istediğiniz şekilde. Bu programı da aynı şekilde sahip olacaksınız. Ben bu programın şey için yine yarın akış, bu hafta içerisinde bir video daha yayınlarım. Yani ne diyeyim, bu programın başarısı oldukça yüksek. Oranları düşük çıkıyor ama yani oranlar öyle, yani 4 maçta 2-3 oranı falan yakalayabiliyorsunuz. Fakat kazanıyorsunuz, yani onu söyleyeyim. Verdiğiniz parayı en kısa sürede kazanacağınıza eminim. Neyse, bu programı bir daha kendi şeyinde yapalım. Konumuzdan sapmayalım. Bu oran tabanlı programları çalıştırabilmeniz için artık bu program bilgisayarınızda yüklü olması lazım. Planila Ultra Plus ve Son Skor sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Sonuçları çok güzeldir. Bunlar içerisinde içinde yine başçavuş kategorisinde abone olmanız yeterlidir. Bir de odds policy'miz var bizim. O da yine başçavuş kategorisinde verilmektedir. Verilecektir. Onu almanız için de dediğim gibi bu yine Selenium Basic olayına bilgisayarınıza yüklemeniz gerekiyor. Ondan sonra ben size programı göndereceğim ve çalıştıracaksınız. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.